Bölmeleri dondurma. İlk olarak bölmeleri dondurma 01 dosyamı açıyorum. Bu dosyaya videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan veya videonun sabitlenmiş yorumundan ulaşabilirsiniz. Dosyamı açtım. Gördüğünüz gibi satışına ürün adı diye giden ve oldukça uzun olan bir liste var. 70 adet veri. Fakat burada fark ettiyseniz ben aşağı indikçe sütun başlıklarını görememekteyim. Örneğin bu nedir? Bu nedir? Bu neyin fiyatıdır? İkisi arasındaki farkı görememekteyim. Ve diğer kullanıcılar, verilerimi okuyan kullanıcılar bundan rahatsız olabilir. Bu sebeple birinci satırı daima sabit kılmalıyım. Yani birinci satırı dondurmalıyım. Bunu yapmak için de görünüm sekmesinde bölmeleri dondur ve üst satırı dondura tıklıyorum. Artık şöyle ince bir çizgi belirecektir. İlk satırın donduğunu görebilirsiniz. Aşağı indikçe ilk satırın sabit olduğunu görebilirsiniz. Bunun ürün fiyatı. Bunun da satış tutarı olduğunu görebiliriz. Tekrar çıkıyorum. Aşağı indim. Tekrar şu ortalara kadar geldim ve en aşağı ineyim. Bölmeleri çözmek için yine görünüm sekmesinde, pencere bölmesinde yer alan bölmeleri çöze tıklamam yeterli. Tıklıyorum. Artık tüm bölmelerim çözülmüştür. Çözülmüş olarak gösterecektir. Sabit bir satırım ya da sütunum yok. Şimdi şöyle diyelim. Üçüncü, daha doğrusu dördüncü satırın başına tıkladım. Satışın o üç olana tıkladım. Ve ardından görünüm sekmesinde yine bölmeleri dondur listesine tıklıyorum. Bu sefer sadece bölmeleri donduru seçiyorum. Şimdi artık ilk 3 satır donacaktır. Geri kalan her şey değişken. Gördüğünüz gibi ilk 2 satırı da kullanabiliriz. Ve tekrar bölmeleri çöz diyorum. Bölmeleri çözdüm. Bir de ilk sütunu dondura tıkladığım zaman A sütunu donacaktır. Bunu şöyle biraz sağa çektiğim zaman verileri. Şöyle hatta sağa doğru gideyim. İlk satırın, düzeltiyorum, ilk sütunun donmuş, sabitlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Tekrar sola gidiyorum. Bu da farklı bir yöntem. Şu ana kadar hiç kullanmadım. Bölmeleri çöz diyorum. Şimdi Eda Türkmen Yılmaz'a tıkladım. İlk iki sütun ve ilk 4 satırı donduracağım. Hangisini, hangi hücreyi seçerseniz o hücreden itibaren donmaya başlar, sabitlenmeye başlar. Bölmeleri dondur diyorum. Ve tekrar bölmeleri dondur. Tıkladığım zaman ilk 2 sütun ve ilk 4 satır donmuş olacaktır. Bunu nasıl anlarız? Biraz aşağı iniyorum. Şöyle biraz daha sağa doğru gideyim. Gittiğim zaman donmuş olduğunu görebilirsiniz. Tekrar bölmeleri çöz diyorum. Ve üst satırı dondur diyorum. Artık ilk satırımız sabit olacaktır. Bu oldukça işe yarayan bir özelliktir. Mümkünse bunu alın. Sağa tıklayın. Ve hızlı erişim araç çubuğunu ekleyin. Artık burada gözükecektir. Çok sık kullandığımız bir işlem. Bir komut. Umarım faydalı olmuştur.